Hayırlı geceler efendim. Bengi Türk TV ekranlarında yine bir sebep sonuç programı ile karşınızdayız. Bu gece ruh, zihin ve beden düzleminde dengeyi konuşacağız. Ve iki değerli üstadı aynı anda stüdyoda konuk ediyorum bu gece. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş bizle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Tabii daha önceki program son dakika bir iptale sebep oldu bir rahatsızlıktan dolayı. Bugüne nasipmiş. Öyle hayır var bildiğimiz mı? Şeylerde, şer bildiğimiz şeylerde hayırlar olabilir diyor. Var mı bir problem? Ve bir dönüşüm. İşte problem bu. Şu anki günden şu problem. Anki, öncüsü, sonrası, etkiler. Birçok tabii ki birbirini bir tetikleyen unsurlar. Bir çekilme var mı? Toplu olarak toplu çekiliyoruz yani, zaten. Bireysel olarak? Bireysel, zaten birer metre arayla uzatılarak burada. Bireyselde olan şey toplumda oluyor. Toplumda olan bireyselde oluyor aslında bakacak olsak. Yani tohum ağaçtan ayrı değil. Ben öyle demiştim. Yani şöyle koronadan bir ay önceki tutumumuza bakalım. Hı hı. Acaba bunu ben mi çektim? Bunun benimle bir bağlantısı var mı? Kendi tek başınalığım içerisinde, kendi evrenim içerisinde böyle bir şeyle muhatap olduysam o zaman bunu aldık. Mutlaka. Evet, iyileşim bir bakış açısı. Bunu bugün zaten biraz daha açacağız bu konuda. Bir ay öncesine bir bakmak lazım. Tamam, astrolog, yazar Güçlü Metin. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz de çok fazla YouTube videolarının altında yorumlar da vardı. Evet. İşte hocam ne zaman gelecek diye. Çok sağ olsunlar. Bugün iki üstadı yan yana. Evet. Hocamla birlikte ağlamış. Program yapmak çok keyifli. Birlikte yalnız, aynı şekilde. Hocam, Güçlü Hocam'ın nasıl geldiğini gördünüz değil mi yukarıda? Aynen, kendimizi tabii tedbirimizi alarak. Ama tedbirimizi biraz maskeler, ben dedim yayında da mı devam edecek? Aslında hayır, masayı silmek için. Aynen, masayı sildik, her şeyi yaptık ama tabii dualara öncelikle sığınıyoruz. Hı. Rabbe sığınıyoruz ama öncelikle de tedbirimizi alarak bu konuda kendimizi korumamız gerek. Ama ben şuna da çok inanıyorum. Bir korku frekansının içine de girmeyi çok doğru bulmuyorum. Dolayısıyla da bu süreçte sanki bir ana rahmine döner gibi. Aile, ev, yuva kavramları bir ana rahmi. Dolayısıyla biz o ana rahmine geri döndük. Ve orada şimdi kendi içimizde, kendi dünyamızda, Kuzey Ay Düğümü, bizim bir Kuzey Ay Düğümü vardır astrolojide. Kuzey Ay Düğümü bizim gitmemiz gereken alandır. Sistem bizi şu an enerji bir şekilde evlerimizin içine soktu. Her şerrin içinde bir hayır, her hayrın içinde bir şer bulmamız gerekli olduğu gibi de şimdi evlerimizde, kendi dünyalarımızda hiç bir sanki sistem bizi durdurdu ve kendi içimize, kendi dünyamıza, kendi beden kâbemize bakıyoruz, kendimizle ilgili uğraşlar yapıyoruz, deneyimlemediğimiz duygularımıza, belki kendi iç meditasyonumuzu yapıyoruz. Kendi dünyamızda, kendi maneviyatımızda, kendimizle yüzleştiğimiz bir süreç. Astroloji haritaları da bu noktadan aslında bize bunu gösteriyor. Özellikle ülke haritaları üzerinden de baktığımızda pek çok veriler var ama ben özellikle Türkiye üzerinden beklenen şeyleri anlatmak isteyeceğim ama burada izninizle biraz Satürn'den bahsetmek istiyorum. Şöyle yapalım, tanıtıma gideceğiz. Tanıtıma tamam, sonra başlayacağız. Tamam. Bu arada tabii denge asıl tepe noktası konuşacağımız. Öğretici işte ama, Rab esması diyor ya Satürn. Satürn öğretici, dengeyi o bize... Dengeyi bozduk mu? Onu evet, aslında konu kesinlikle başlığı olarak doğru alalım. Kesinlikle. Dünyanın dengesi bozuldu mu? İnsanların dengesi bozuldu mu? Diye devam etmiş peki, oluruz. Peki. Tanıtımı izleyelim. Sonrasında buradayız. Sebep sonuç başlıyor. Sebep sonuçta astral, beden, zihin ilişkisi ve tüm bilinmeyenleriyle denge dosyası masaya yatırılıyor. Yaşam ve ölüm düzleminde denge nedir? Bedenle zihin kavramları nasıl dengelenmelidir? Zihnin yapısı ve zihin nefes ilişkisi nasıl şekilleniyor? Dini anlatımlarda semboller ve zihnin sembollere karşı iletişimi. Rüya sembolleri ile zihin nasıl bir ilişki kuruyor? Toprakla iyileşme ve şifalanma yöntemleri nelerdir? Frekans ilmi ve radyonik sistemleri beden, ruh ve astral boyutlarla denge kurmak. Yeni dünya düzeni ile insanlığın dengesi mi bozuldu? Dünya ve insanlık nereye gidiyor? Son dönemdeki virüsler ve terörle dengeyi nasıl bozduk?
Hepsi ve daha fazlası az sonra Sebep Sonuç'ta. Evet, Kule Hocam. Şöyle başlayalım istiyorum. Açıkçası ben bugün tabii iki üstadı burada bulmuşken sohbet ortamında hani şunu sorayım, size şunu sorayım diye gitmeyelim. Beraber sohbet ortamında elbette, devam edelim. Elbette. Ben az konuşayım. Çünkü inanılmaz derecede dişim ağrıyor. sabahtan beri evet. Bu kaçıncı ilaç hala devam ediyor. O zaman gerçekleri konuşalım. Gerçekleri Murat'cığım, konuşalım. Yani senin bu programlar dengeleri bozdu. Şimdi günah çıkartacağız dengeyi. Öyle değil mi? Abi topraklanamadık. Hep astraldeyiz. Hayır, neden, üçüncü gözdeyiz. Metafizik alemlerdeyiz. Uzaylılardayız. Reptilyanlardayız. İnsanlar soruyor. İnsanlar soruyor çünkü insanlar soruyor. Bu da televizyoncuların genel şeyi. İnsanlar soruyor. Çok merak ediyorlar. Biz insanları yönlendiriyoruz değil. Biz bu programlarla manipülasyonlar yapıp şimdiye inmek yerine ama bu da dengeye gelebilmek için bir dengesiz olmak gerekiyor. Biz gerçekten Türkiye olarak da kesinlikle doğunun ve batının dengesini kurabildiğimiz takdirde topraklanabildiğimiz kesinlikle takdirde. İşte topraklanamadıkça bu tür dengeleyici unsurlar geliyor. Yani en büyük dengesizlikler hani der ya en berrak sular bulanık sular aracılığıyla gelir. Bu tür uzak konulara gittikçe, afaka daldıkça kökleri unutuyoruz. Bizi ne yaptı şimdi? Güm diye köklerimize indiriverdi. Hemen dedi çekirdek aileye dönün, bırakın o reptilyanları. Kesinlikle. Hemen böyle metafiziği bırakın. Efendim bir an evvel bedene inin. Çünkü arş sağlam olmayınca az önce çok güzel bir kesinlikle şey söyledin. Yani Rahman'ın hakkını vermeyince bizi otomatik rahime akort çekiyor. Satürn'ün zaten özelliği o. Aydınlık ve karanlık hepsi iç içe. Biz karanlığı deneyimlemeden aydınlığa ulaşmamız mümkün değil. Melek de şeytan da hepsi kendi içerisinde bir bütün aslında. Dolayısıyla da biz uzun süredir aslında nefsaniyet yani şeytanımızı dinliyorduk. Şimdi sistem dedi ki biraz içeri gidin, biraz ana rahmine dönün biraz önce de. Hazlarımızı değil mi? Kesinlikle. Haz. Kendi hazlarımız, tutkularımız, neye çok tutkuyla bağlandık, im ekini hangi şeylerin yanına koyduk ve bu im ekleri sahiplendiğimiz şeyler bizim ne kadar putumuz oldu. Biraz bunu sorgulamamız gereken bir süreçteyiz. Şu an bize ne eşimizden, ne sevgilimizden, ne patronumuzdan, ne hiç kimseden bir fayda gelemez. Ancak öz varlığımızdaki Rabbe dönmemiz gerekiyor. Aslında haritalardaki Satürn vurgusu da biraz bunu gösteriyor. Yoğun bir Oğlak sterliyim ki bundan biraz bahsedeyim. Herkes bunu bilmek zorunda da değil. Oğlak dünyevi olandır. Toprak elementinin evet, en sonuncusudur. En dünyevi olan aslında sembollerde, mitolojik sembollerde şeytanla da çok eşleştirilir. Şeytan da bizde de olduğuna göre haritalarda artık güney ay düğümü Oğlak'ta. Gitmemiz gereken alan kuzey ay düğümü yani yengeç, yuvaya dönüş, Rabbe dönüş, beden Kabe'sine dönüş. Ama benim her zaman söylediğim, benim okuyucularımın da hep bildiği bir şey vardır. Cehennem bilincine girmeden, cehennemin dibine ve karanlığa girmeden, hani kirlenmek güzeldir diye bir cümle, bir slogan vardır. Kirlenmeden aslında temizliğin ne olduğunu, aydınlığın ne olduğunu bilemeyiz. Çünkü pislik böceği için çamur büyük bir güzelliktir. Ama bir kelebek için değildir. Dolayısıyla biz belki kendi kozamızdan çıkarak kelebek bilincimize, cennet bilincimize ulaşmamız için böyle bir es verildi. Dünyada verildi çünkü dünya ailesi olarak çok fazla nefsaniyetin içine girdik. Çok fazla tutkularımızın peşinden. Bir kaptırmışlık, bir enteresan bir etkinin tepkisini kutlarımızın peşinden koştuk. Kutlarımız vardı. Evet. Bir sürü putlarımız vardı. Ve o putları kırmamız ve bırakmamız için bize bir es verildi. Bunun belki sebebi, biz sonu sebep sonuç zaten programımızın adı ama buna sebep olarak korona gösteriliyor. Bir virüs ama insandan daha güçlü bir virüs değil. Biz önce zihinlerimizde kendi öz varlığımızda, kendi bedenimize, kendi bilincimize, kendi belki bilinçaltımıza soktuğumuz putların virüslerini çözmek suretiyle öz varlığımıza, öz benliğimize, kendi dünyamıza, bakın parası olan da, parası olmayan da büyük bir eşitlik düzeni gelmedi mi şu an? Dolayısıyla herkes bir şifanın, bir maneviyatın, Rabbin Şafi esmasının peşinden koşuyor. Dolayısıyla da hayatımızda öncelikle anlamamız gereken şey rahme dönerek bebek rahimde ne yapar?
bir kanal aracıyla, bir boru aracılığıyla, bağlantıyla göbekten annesinden beslenir. Öncelikle beslenmeyi neyle beslenir bebek? Kanla beslenir. Kan nedir? Yaşam enerjisidir. Biz de kendi yaşamımızı, enerjimizi yeniden toplamak için dünya olarak Allah'ın bize bir hayrın içindeki şer, şerrin içindeki hayır misali bir şer üzerinden bize bir hayrı deneyimletiyor. Hiçbirimiz evimizde bu kadar oturmayabilirdik, bu kadar kendi dünyamıza dönmeyebilirdik ve acziyetimizin bu kadar farkına varmamız çok çok önemli. Kulluğumuzun, mümin olduğumuzun, bu esmanın açığa çıktığı bir sistem. Ama bunun bir ucunda da dualite olarak siz de mutlaka biliyorsunuz hocam. Kuddüs var, arınma var. Artık bu beden Kâbesi olmadığımızı, beden olmadığımızı, bir ruhumuz olduğunu, bir bilincimiz olduğunu, daha organik olmaya doğru gitmemiz gerektiğini, toprakla haşır neşir olmamız gerektiğini ki bunu yapmadığımız için oradan da ele tek çekildi şu an. Ve kendimizi dinliyoruz, kendi dünyamıza dönüyoruz, kendi bedenimizin ve sağlığımızın değerini biliyoruz. Çünkü bu bir hediye, bu bir bize verilmiş bir emanet. Emanete hıyanet ediyorduk uzun süredir. Şimdi bir kendimize döndük. Aslında astroloji haritası da bunu anlatıyor. Satürn bilgeliktir ve bilgi olanla ilişkilidir. Ama aynı zamanda biliyorsunuz şeytan da meleklerin en bilgesiydi. Tapınmadığı için... Kula Allah'ın sözünü dinlemeden imana gelmediği için cennet bilincinden kovularak cehennem bilinci yöneticisi. Şurada araya gireceğim. Onu demek istemediğim için farkındayım ama meleklerin cin bilgisi kelimesi melek değildi o. Cinlerdendi. Evet. Yine girdi yobaz araya diyecekler bana. Estağfurullah. Hocam ama burada bu kadar kameraların önünde tabii doğal değil, hatalar yapabiliriz. Önemli olan anlaşılması işte meselenin. O içimizdeki bir güçtü, gücü doğru kullanma. Gücü doğru kullanma. Ve kesinlikle o gücü bir noktada kökleri yerde, yukarıda dalları, yani köklenmekle birlikte. İşte ey iman edenler, iman edin. Bu zamana kadar aslında söylemiş olduğumuz sözlerin tatbikatı içerisindeyiz. Az önce çok güzel söyledin, yani içimizdeki virüsler dedin. Kesinlikle. İşte dedikodu, gıybet ve beklentilerle onlar işte biyolojide olanın psikolojiye, psikolojide olanın kesinlikle sosyolojiye ve kozmik de bunların zaten bir manasıyla işaretlerini de veriyor. Bu için dışa yansıması, hani Eyüp kıssasında da bir yerde der ya, iç dışa, dış içe bir çevrilse neler göreceğiz. Kesinlikle. Günahlar dediğimiz şey de bizim hatalarımızdır. Hatalar başta işte Rahman'a karşı, doğaya karşı, tabiatımıza karşı. Yani beslenmeden başlıyor. Bu iddia ettiğimiz şeylere kadar gidiyor. Kesinlikle. Ve bu etki tepki mekanizmasının yeniden sorgulanması noktasında toplu bir levvame yapıyoruz. Geçen programda da söylemiştim. Satürn de bunu yaptırıyor. Kesinlikle. Satürn, yani Muhittin Arabi'nin söylediği Allah mükevvenata dair işlerini bu yıldızlar aracılığıyla, bu gezegenler aracılığıyla, bunlar birer vesiledir. Nasıl ki hormon sistemi duygulara aracılık ediyor veya hormonlarla duygular eş zamanlı olarak işliyorsa, aynı şekilde toplumsal olaylarda gökyüzündeki o açılarla ilişkili. Kesinlikle. Ve bir okuma yapıyoruz buradan. Dolayısıyla Satürn için Muhittin Arabi der ki o Rab esmasıdır, en yüksek öğreticidir. Ve içimizde de en yüksek öğretici aslında bizim gücümüzdür. Gücümüz bizim işte o şeytan dediğimiz, iblis dediğimiz... O iblisimizi eğer anlayabilirsek, Peygamber Aleyhisselam'ın söylediği, kesinlikle, şeytanımı teslim aldım artık bana zarar vermiyor. İblis libas, örtülerimiz, yani söylemiş olduğumuz sözlerin hakikatine eğer nüfuz edemediysek biz o sözlerle yargılanırız. Bugün Rahman'a dediğimiz çocuklara, Rahman'a dediğimiz kadına, kesinlikle, Rahman'a dediğimiz toprağa, Rahman'a dediğimiz hayvanata yapmış olduğumuz zulüm, yani dengesizlik, bir noktada ister istemez bizi toplu bir levvamenin, yani öz eleştirinin içine soktu. Bu hikmet dairesinde olması gereken bir şeydi. Denge kendisini bu şekilde dengeledi, sistem kendisini. İş ki buradan çıktıktan sonra, buradan çıkacağız. İlla. Hiçbir şey taucu metinlerde fırtına sürekli olmaz, yağmur sürekli olmaz, güneş de sürekli olmaz, bir devinimdir. Ama buradan ders alarak çıkmadığımız takdirde şu net bir şey ki, bu bir başlangıç. Peki hocam, bu bir dersi soracağım. Ama tabii zihin, ruh, beden düzleminde... Çok üzülüyorum. Derste ne biliyor musun? Ders. Sorumlu benim.
Kesinlikle. Sorumlu benim. Sorumlu. Az önce söylemiş olduğum şey, bir ay önceki yaptığın o içinde bulunduğun gafletin veya durumun içine toplum da böyleydi. Kamil insan olabilmek aslında. Sorumlu insan sorumlu olabilmek. Sorumlu insan olabilmek. Yani bizim sorumluluğunu şu anki bir ay önce, iki ay önce dediğiniz yani bu olaylar, işte son dönemde ne var? Bir virüs salgını var. Bunlar gibi başımıza gelen işte felaketler, sorunlar, biraz önce dediğiniz iki ay önce benim yaşantım ya da üç ay, beş ay, bir sene önceki yaşantımla mı biz bunları çektik? Öyle mi düşünmemiz yani lazım? Yani işte tabii ki iş başa düştü. Artık çok fazla bak oralara buralara gidemiyoruz. Şu anda direkt kendimize köklendik. Kendi içimize köklendik. Artık bunu dışarılardan birinin yardımı veya sorumluluğu gerçeklik aslında benim tutumuma bağlıysa, işte kulum beni nasıl bilirse, başınıza ne işlediyseniz kendi ellerinizle, başınıza ne geldiyse kendi ellerinizle işlediklerinizden dolayı gelmişti. Zaten şeytan dediğimiz o unsurun yapamadığı, iblisin yapamadığı şey, bunları bana sen yaptırdın dedi. Ama tövbe edebilirsek, yani hatamızın farkına varıp, hatamız neydi? Çok afaka daldık, tatmin olamadık, aileyi ihmal ettik, bedenimizi ihmal ettik, bedenimize başta hıyanet ettik. Allah hıyanet edenleri sevmez. Yediklerimize bakın, giydiklerimize bakın, konuştuklarımıza bakın. Şu anda bütün hepimiz neye odaklandık bir anlamıyla? Bedenimize. Biz bilincine odaklandık. Şöyle yapalım hocam, bir reklam arasına gideceğiz. Virgül koymuş olalım. Döndüğümüzde biz neler yaptık da bunları görüyoruz çerçevesiyle açalım mı? Açalım. Oraya da çok girmeden biraz sessizleşelim bence. Biraz da gündeme gelmiş oluruz. Evet, sevgili seyirciler, bir aramız var. Sonrasında buradayız. Evet efendim, sebep sonuç aradan sonra kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi Kubilay Hocam bir virgül koyduk. Şunu hem hatırlatayım hem de sorayım istiyorum. Şimdi tabii bir ruh, zihin, beden düzleminde yaşam, ölüm olarak ayırdığımızda bir dengeden söz etmemiz gerekiyor. Bu dengede biz aşırıya mı kaçtık, eksik mi yaptık bunları konuşurken aynı zamanda günümüzle de paralel gidelim istiyoruz. Yani hem manevi kısmını konuşalım hem de reel neler oluyor dünyada bunu konuşalım. Biz bunları kendimiz mi çektik, ileriye dönük astroloji, yıldız, enerji, frekanslarla beraber nasıl bir yolda ilerliyoruz onu konuşalım. Fakat manevi çizgide baktığımızda şuradan alayım istiyorum ben en temele gittiğimizde. Şu an evet virüs diyoruz. Biz kendimiz de çektik bazı kötü, şer ayet karşılığını okudunuz siz. Fakat bir de reel bir oluşum var. Bir üst akıl deniliyor. Bunu bazı insanlar ya bırakın artık şu komplo teorilerini diyen insanlar artık şu an en çok bu programları izleyen insanlar oldu. Sabah akşam bunları konuşur oldular. Örgütleri, Illuminati, yapay zeka, bilmem ne, robot falan bunlar konuşulur oldu. Dolayısıyla ben şuradan başlayalım istiyorum. İlk yaratılış, biz insanız, biz varlık olarak ne ben kendimi yaratabiliyorum, ne siz beni, ya ne annemizi, babamız. Yani biz yaratıldık ve bir güç, ben buna Allah diyorum, öbürü başka bir şey diyor, bir yaratan var ve çıkıyor meydan okuyor. Diyor ki ben yarattım, ben sizi yarattım. Bir sınav, tabii o geçmişe gittiğimizde kutsal metinlerde neden bir sınav olduğundan da bahsediyor. Oraya girmeyeceğim ama sizin için hayırlı olan şudur. Evet. Şunu yap, şunu yapma.
Ve ilk yaratılıştan itibaren de bir hak ve batıl savaşı var. Kesinlikle. Doğru mu? Şu anki bu virüstür, terördür, işte hastalıklardır. Bundan sonra ikinci çekirge, fırtına, ne gelecek? Yok korona, Covid-19 biter, öbürü gelir. X işte bir tane bir şey daha çıktı, tamam. Evet. Hayvanlar da çoğalıyormuş falan dediler. Bir sürü şey var ve başka bir evreye geçtik artık. Evet. Yani normal artık para kullanımın belki dijitale dönecek, yapay zeka, robot sistemleri girecek. Yani bir de farklı bir dünyaya doğru gidiyoruz. Dolayısıyla hani bu düzlemle bakalım, tamam. Hak ve batıl arasında o denge, o savaş nasıl gidiyorla alalım. Evet. Gittiği kadar. Çok şimdi, mu konuştum? Yok estağfurullah. Şimdi üst akıl, alt akıl, o üst akılı da musallat eden var. Kartalların üzerine serçeleri musallat kartalları serçelerin üzerine musallat eder. Serçelerin istidadı artar. Ben o üst akılı da konuşalım. Dolayısıyla bu üst akıl da belli bir izin. Ben şeytani akıl diyorum tabii, ona. Belli ama... bir izinle, belli bir dengeyle mutlaka oluyor. Onun izni olmadan bir yaprak bile düşmez. Sistem böyledir. Şimdi az önce söylemiş olduğun, yani beden, düşünce ve duygu dünyamızdaki dengeler ve denklemler noktasında bir yaratılıştan bahsettin. Yaratılış noktasında yasalar vardır. Yasalar niteliklerdir, esmalardır. Bu yasaların toplamı, totali duygularımızda toplanır ve biz ona ilahi olan deriz. Yani o isminde, yani o Allah isminde. Biz dengeyi bozduk, tabii, buna da işte, girelim. Yani duygu dünyası yasaları bilmez, akıl dünyası bilir. Akıl dünyası bilimdir, duygu dünyası ise sanattır. Dolayısıyla kesinlikle. Bir üstadın söylediği bir şey der ki, duygularınla muhatap olduğunda evrene ona tanrı dersin diyor, ilahi olan dersin. Ama aklınla muhatap olduğunda ona yasalar olarak bakarsın. Dolayısıyla esmaları zattan, bütünlükten, bütünlüğü de esmalardan ayıramayız. Bu aklın ve duyguların kendi içindeki dinamik dengesidir. Nereden bakarsak, bir bilim adamı akıl noktasından bakar, saçmalamayın der. Siz yasalara uymadınız, evinizi sağlam zemine kurmadınız. Bundan dolayı öbürü de der ki, işte ben bunu yaptığımdan dolayı benim başıma bu geldi. O da duygusal insandır. Dindar insanlar duygusaldır. Bilim insanları akıldır. Çatışmanın dengesi nedir dediğimizde, Zen aslında Sufi bakışına, o sanat bakışına çok yakındır. Der ki, neyi sanatla yapıyorsan, bütünlükle ve keyifle yapıyorsan ve ayakları da yere basıyorsa o zaten güzel olandır der, bütün olandır. Hani bir kesinlikle. Üstadın söyledi, Ali İzzet Begoviç, nerede güzel ve sanat varsa o İslam'dır der. Kesinlikle. Dolayısıyla İslam dediğimiz denge, beden, düşünce, duygu dengesi ise, kozmik bir bütünlükse eğer ki, üst akıl, alt akıl dediğimiz şey de, işte şeytan, melek dediğimiz bu ayrımların hepsi de, az önce çok güzel söyledin, Satürn'den yengece geçiyoruz. Kesinlikle. Dediğin unsur. Suya yani doğru gidiyoruz. Toprak unsurundan su unsuruna gitmemiz aslında neyin sembolizması oluyor? Biz diyor artık şu söylediklerinizi irfan ile, su ile sulayın ki tohumlarınız yeşersin. Ama biz çok ilginç bir süreçten geçiyoruz. Ne ektiysek onu yaşıyoruz. Demek ki bu zamana kadar bakteri ekemedik, bakterileri öldürdük, yediklerimiz bağırsaklarımızdaki bakterileri öldürdü, evet, toprağı evet. öldürdü, faydalı bakterileri öldürünce bu sefer virüsler musallat oldu. Bu virüsler de bir izinle geldi. Hiçbir şey boşuna gelmedi. O açıdan yani Rahman ve Rahim dengesindeki Allah bütünselliği, akıl ve duygu noktasındaki efendim sezgi ve ruh bütünselliği, İşte az önce Satürn ve Yengeç arasındaki o denge. Denge. Kesinlikle. İşte şunu yapıyoruz artık. Ya bir saniye, ben bu zamana kadar birçok şey söylüyordum. Oradan devşirdim, buradan ezberledim, buradan duydum, dedikodular yapıyordum. Spiritüel dedikodularım vardı. Çok merküryen aslında, bağırsak beyin. Aynen. Bilimsel dedikodularım vardı. Ve kendimi pazarlıyordum aslında ben. Kesinlikle. Aslında belli işte... maddiyatımı korumak için belki bu kadar şevkliydim. Belki egomu göstermek için bu... hepsi çöktü. Ne bana maddiyat şu anda fayda verebilecek, hiçbir şey. Ne bana egom fayda verebilecek. Ciddi bir eşiğin, Sırat Köprüsü'nün önündeyim. Yani burada bunların hiçbirisi kâr etmiyor şu anda. Sırat Köprüsü'nden geçiyor. Yaratım enerjimizi kendi içimizde
dinamizmini ortaya koymamız gerekiyor. Çok çok önemli. Astroloji de bunu böyle söylüyor değil kesinlikle mi? Kesinlikle. Bir de bizim şimdi üst akıl deyince Uranüs'tür bizim üst akıl dediğimiz, ama sizin şeytani akıl dediğiniz şey Plüton'la eşleştirilir aslında. Ya ben reel tarafından baktığımda bir yapı var. Hani dünyayı yönetmeye çalışan işte biraz önce dediğim gibi komple teorisi. O dünyayı yönetenler zengin işte belli işte şeytani yapı kontrolümüzde olacak. İnsanların kontrol edilmesini sağlayacak işte çip teknolojileriyle. Ben biraz da bu tarafından giriyorum konuya. Aslında eş zamanlı işliyor. Farkında mısın? Ama şöyle bir şey söyleyeyim. Bahsettiğiniz zaten oluşumların hepsi astrolojiyi çok kullanırlar. Bütün sembolizmaların içinde astroloji çok net bir şekilde vardır. Plüton'un ve Uranüs'ün hareketlerini ve Neptün'ün hareketlerini bilirseniz o üst aklı çok daha rahat adımlarını tespit edebilirsiniz zaten. Bugün yeni bir aya mı girdik? Yeni ay enerjisi var. Koç burcunda çok güzel bir yeni ay. Yeni bir enerjinin içine girdik. Aslında ülke haritamızın da üzerinde tam kader alanımız dediğimiz 10. evimizde çok önemli bir oluşum var. Orada koçu tanımak lazım. Koç enerjisi nedir? Bir bebek enerjisi. Yeni doğum enerjisi. Aslında şimdi hepimiz diyorum ya, evin içine girdik. Evlerimizdeyiz. Kapalı alanlarımızdayız. Şimdi bu koç yeni ay ile birlikte biz astrolojide koçu, öğrencilerim de çok iyi bilirler bunu, bir bebek gibi düşünürüz. Yeni bir doğum olarak, yeni bir başlangıç olarak düşünürüz. Bizim herkesin duymak istediği şeyi de söyleyeyim bu arada. Çok rahatlayacağız, merak etmesinler. Yani rahat bir enerjiye doğru, özellikle astroloji haritaları 26 Nisan'la birlikte ülke olarak da rahatlayacağımız enerjilerin içine gireceğimizin de haberini veriyor. Elbette burada mutlaka ki temkinli olacağız. Enerjimizi temkinli halde tutacağız ama Koç yeni ay ile birlikte aslında burada yaşam enerjisi, gürbüzlük, yeniden hayata başka bir bakış açısıyla doğma, bir bebek enerjisiyle bazı şeyleri algılayıp deneyimleme sisteminin içine giriyoruz. Aslında özümüzdeki çocukla, bebekle yeniden karşı karşıya gelme enerjisi. Bağırsak beyinden mutlaka değinelim. Bağırsak beyinden de uzaklaşmak, belki yediğimize içtiğimize dikkat etmek. Nefse emmareden, aynen, onu psikolojimiz düşün. Uzaklaşmak. Evet. Çünkü çok kök çakraya çok fazla çalışıyorduk. Şimdi bunun bir aslında bu da gerekli, bu taraf da gerekli olmasına rağmen. Kök çakrayı açarsak cinsellik, cinsel dürtüler mi? Köklenmekle ilgili, hayatla ilgili tutkularımızla alakalı, bağlanmakla. Evet, kazanmak, cinsellik, ama cinsel çakra bir üst nefsane. Çünkü biz cinselliği de çok farklı yorumlamamız lazım. Cinsellik aslında bizlerdeki musavvir, yaratım enerjisinin ilkel yolda mı ortaya çıkıyor, yoksa siz bunu bedensel olarak mı değerlendiriyorsunuz, yoksa bir sanat eseri, bir entelektüel yaratım olarak mı ortaya koyuyorsunuz? Her insan musavvir esmasını açığa çıkartmak ister. Rahman ve Rahim'le bir araya gelmek ister. Çünkü bizim ihtiyacımız olan bu. Fakat bunu anlayışımız ve bilincimiz düzleminde ortaya koyabiliyoruz. Dolayısıyla Merkür dediğimiz, burada çok astroloji terimlerine de girmeden anlatmak istiyorum ama biraz da insanları izlerken anlasınlar, bağlantı kurmaya çalışıyorum astrolojiyle. Merkür bizim bağırsak beynimiz olduğu için dolayısıyla bizim sürekli olarak nefsaniyette kalmamıza, bu beslenmemiz, yediğimiz, içtiğimiz, bir arada bulunduğumuz insanlar, gıdalarımız, bunlarla çok doğrudan alakalı olduğu için. Şimdi biz Merkür'den Uranüs, Merkür'ün üst oktavıdır. Evet. Üst oktavıdır. Rabbin aslında sunduğu enerjiyle çok çok ilgilidir. Şimdi Uranüs Satürn'ün de kovaya girmesiyle birlikte daha dijital bir çağa ilerlediğimizi, daha mental olarak bazı şeyleri dijital noktalarda, dijital sistemde mekanik olarak algılayacağımızı, artık buna dokunmadan bir şeylerin iletişimini kurmak, mesela bir 10 yıl, 20 yıl önce görüntülü konuşma gibi bir şey akıl edemezdik. Ama telefon icadı vardı. Ama biz bunu akıl edemezdik. Şimdi belki insanlar beyinlerini kullanmak suretiyle, beyin kapasitelerini arttırmak suretiyle bambaşka bir alana gidecekler ki hocamızın da hep sohbetlerinde anlattığı şey, alttan üste doğru çıkıyoruz. Uranüs üst akıl, Satürn'de bilgelik sistemi olduğuna göre, Satürn'de şu an Oğlak'ta, aslında sistem bize kendi rahatımız, nefsaniyetimiz içinde bunu kullanmayı, bu enerjiye deneyimlemeyi öğretti ama artık biraz daha Neptün Balık'la birlikte
teslimiyete gireceğiz. Plüton Oğlak'la birlikte sınırlı kalıplarımızın dışına çıkacağız. Mesela bankacılık sistemini kullanıyorsak belki bunu oturduğumuz yerden biyonik bir şekilde yapacağız. Birine bir sipariş vereceksek bunu internet üzerinden yapacağız veya bambaşka sistemler oluşturulacak. Bize belki ne bileyim bir sistem, bir teknoloji kurulacak. Uranüs'le birlikte. Yani bu bahsettiğimiz dönem, yeni ay. Buna başlıyoruz. Bu enerjinin içine giriyoruz. Yeni bir sistemin oluşumuna yeni da yeni dijital bir çağa giriş aslında. Hı-hı. Ama bunun bir başlangıcı. Önce kendimizle olan yüzleşmelerimizi halletmemiz lazım. Bu kendimizle ilgili bağımlılık enerjimiz, kendimizle ilgili nefsaniyetimizden uzaklaşmak suretiyle ondan sonrasında da bizi başka bir çağa, başka bir enerjiye doğru ilerletecek sistemlerin içerisine gireceğiz. Bu Koç yeni ayı biraz bunu anlatıyor ve ülke haritamızın tam kadersel dediğimiz alanında gerçekleştiği için de bütünsel olarak artık birlik bilincine, hizmet bilincine, kendi hayatımızdaki bakış açılarımızı düzenleme bilincinin içerisine doğru gireceğimizi gösteriyor. Güzel günler bizi bekliyor ama nefsaniyetten uzaklaştığımız ölçüde. Peki şöyle gidelim mi? Şimdi evet bir manevi düzlemde gideceğiz. İşte astral alemler ya da işte bilmediğimiz o metafizik Kubilay Hocam. Olacak. Ya bir giriyoruz oraya. Yok. Onları da sonuçta gerçek. Kesinlikle. Dahil ederek, astrolojiyi dahil ederek. Kesinlikle. Baktığımızda işte gezegenlerin durumu, enerjiler, frekanslar baktığımızda işte bugünün yeni bir işte ay ya da yeni bir enerji, yeni bir sürece girmemizi. Ki yeni ayın da aslında ne olduğunu bilmek lazım. Yeni ay bir köklenme aslında. Ama asıl başlangıç yeni aydan sonraki hilal evresinde başlayacak ki ben hep ayı astrolojide Muhammedi bilinç olarak değerlendiririm. Aslında bütün yaşadığımız kaosun arkasındaki sebebini insanlık olarak anlayabilmemiz için ister bir düşünür ister bir peygamber nasıl bakıyorsanız inancınız her neyse Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını mutlaka okumamız ve şerh etmemiz gerekiyor. Çünkü örnek insandır. Dolayısıyla bizim şu anki yaşadığımız koşullardaki huzursuzluğumuz, mutsuzluğumuz, tatminsizliğimiz ve yarattığımız putların ortadan kaldırılabilmesi için işte o Güney Ay düğümü Oğlak, oradan bizim gitmemiz gereken alan gerçek rahimiyet, anne şefkati, evet, merhametine evet. doğru gitmemiz gerekiyor. Biz doğadaki canlılara, sokaktaki kedilere, köpeklere, yanımızdaki komşumuza merhamet etmezken sistemin veya yaratıcının bize nasıl merhamet etmesini bekleriz? Bütün kutsal metinler iyi ve vicdanlı insan olmamız için ortaya çıkmıştır. Şimdi biz şunu öğreneceğiz. Azımızdan çoğumuzu, yani benim bir bardak suyum varsa bu bir bardak suyu ben komşumla paylaşabiliyor muyum? Aslında bu da zekat konusu devreye giriyor. Vermek, verdiğimiz kadarını alacağız. Biz arabamızla bir hastane kapısının yanından geçerken ya da bir yanımızdan arabayla kullanırken bir dilenen ya da ihtiyaç sahibi bir insanı gördüğümüzde bunu görmezden geldiysek o aslında bizden ayrı değil. Bütünsel olarak Allah sisteminin içerisinde ben de yokum ama biz maksimum çokluklar aleminden teklikler alemine inemiyoruz. İkilik alemine iniyoruz. Bize gösteriliyor, ayna tutuyor. Bakalım sen Rauf Esma'nı ortaya koyabiliyor musun? Rauf Esma'mızı ortaya koyamadığımız için çoğunlukla, tabii bunda istisnalar kaideyi bozmaz. Dolayısıyla da vermeyi öğrenmediğimiz müddetçe bu hümanistik sistemin içerisine maalesef giremeyeceğiz. Ve sıkıntılı süreçler algımız düzeyinde hepimizin birey olarak çünkü ben birey olarak da hepimizin ayrı dünyalardan olaylara baktığımızı ve değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Burada bütünsel bir sistem kurmak suretiyle bildiklerimizi paylaşmak, kendi elimizdeki bir bardak suyumuzun yarısını komşumuza verebilmek, paylaşmak çok çok önemli. Biz bunları unuttuğumuz için şu an böyle bir sınavın içerisindeyiz. Ama önce en küçük mikro sistem olan aile kavramının içerisinde bunu deneyimleyeceğiz, tecrübe edeceğiz ama en önemli aile de kişinin kendi ruhuyla olan kurduğu sistem. Şöyle bir şey var ama şimdi günümüzde baktığımızda biraz önce dedim ya bir reel var. Nedir o?
evlerimize kapandık, bir virüs var, bir salgın ve dünya bununla uğraşıyor. Sadece Türkiye değil, birçok ülke. İşte görüyoruz İtalya'da, Çin'de neler oluyor, çok fazla ölümler var. Ve şimdi işte astral ya da işte gezegenler, Jüpiter, ben bunu yaptım da bundan dolayı bana geldi gibi. Şu an biz manevi bir düzlemde gidiyoruz ya. İzleyicilerden de şu gelebilir. Ya bırak o işi ya. Bak işte gerçek virüs var. Bak burada ölenler var. Burada işte gezegenlerin bütünü. Burada savaş var. Burada katliam var. Aslında. Yarın virüs gidecek, öbürü mü gelecek? İşte dijitale gidiyoruz. Bak az para önce, değişiyor. Az önce söylemiş nasıl olduğum, bağlayacağız onu? Az önce hani söylemiş olduğum bir şey var. Bir yıldız kümesinin çok özür dileyerek. Çünkü bunu... şey de gelir ya burada bu var da bu hala tamam, işte Jüpiter bu... diyor bana falan. Bunu bir bağlayalım. Astrolojik gezegendeki yıldız lazım. Gezegenlerinin yıldız kümesinin şu an sıralandığı Oğlak Stadyumundaki adı zaten korona. Ben de size bunu söyleyeyim o zaman. Yıldız kümesinin adı bu zaten. Ama astroloji bir bilim. Ne zamandan beri biliyoruz bunu? Her zaman biliyoruz. Şundan dolayı olabilir. Oldu. Şimdi hani sosyal medyada da dolaşan bazı çizgi filmler işte bundan 5 yıl önce de hayır, bu görüntüler. Kümenin adı bu. Yok, şu anlamda görüntüler işte bir dergiden bir kitaptan alıntılar var. Orada da korona yazısına göre bak gördük mü önceden varmış. Hayır korona vardı. Korona zaten ben işin astroloji kısmını bilirim ancak ve çok MERS, SARS gibi birçok gribal rahatsızlıkların genel adı zaten korona. Tabii. Biz şu an COVID-19'u ama biz yaşıyoruz. Şu an büyük bir gezegen bakın. COVID-19'u da çıkarız astrolojide. Merak etme. Yani bu zihinle gidersek biz bu hikmetle, bu beklentilerle ve bu tür manipülatif demeyeceğim, çok üst düzey metafiziksel şeylerle tatmin olmaya devam ettikçe neyi sorarsak onu yaratmaya devam edeceğiz. Kesinlikle. Az önce söylemiş olduğun şey yani Merkür ve Uranüs her çakranın negatif boyutu var, pozitif boyutu kesinlikle var. Kesinlikle dualiteler. Şimdi eğer biz bunları negatifte değerlendirirsek, negatifte şey yaparsak sistem ona göre cevabını verecek. Ama pozitifinde değerlendirirsek ona göre cevabını verecek. Kesinlikle. Ve şu anda bize sistemin aslında net olarak söylediği şey artık bu fikirleri değil yapmanız gereken gerçekliği yapın. Artık göklerde bir beklenti cevap arayışına, beklenti lazım. Arayışına yani duygusallığınıza o kadar vurgu yaptınız ki sistemi ihmal ettiniz. Hmm. Yani evini sağlam zemine kurmadın. Yani başa döndük. Yerde, yani fiili dua zaten esas olması gereken olması buydu. Gereken bu. Yani restart tekrar. Yeni enerji diyoruz. Hı-hı. Yeni enerjiye geçiyoruz ama eski zihinle yeniden yeni enerjiye evet, geçiyoruz. Hocam, yeni enerjiyi de eski eskisi gibi olacak. Yani çok bir farklı olmayacak. Aralık bu sefer olacak. Korona yerine başka bir şey gelecek. Başka bir şey yerine gelecek. Başka bir şey gelecek. Aynen. Bunlar hep olacak. Bir araya gideceğiz. Ama bunu aşmak için bir eşikteyiz şu anda. Kesinlikle. Onun ne yapmamız gerektiğini iyi ve vicdanlı insan olabilir. Sessizleşmeliyiz. Çok güzel bir şey vardı. Susalım. Bugün bir karikatür göndermişler. Bütün böyle şeyleri dini liderlere tamam. Koymuşlar. Hocam, hemşire böyle hocam, yapıyor. Hocam karikatürü sonra alalım. Yönetmenim uyarıyor araya gitmemiz lazım. Yarımız var sonrasında buradayız. Evet. Bak verdi. Evet efendim sebep sonuç aradan sonra devam ediyor. Şimdi Kubile Hocam bir virgül koyduk. Şunu sorayım öyle devam edelim. Hı hı. Şimdi izleyicilerimiz, ekran başındaki insanlar, biz de dahil. Evet şu an dünya genelinde bir virüsle boğuşmaktayız. Birçok ülkeler, ölümler var. Evimizdeyiz, bir steril ortam sağlamaya çalışıyoruz, çıkmamaya çalışıyoruz. Ama bir işte ekonomik durum var, insanların iş hayatı var. Biz biraz böyle manevi değerlerle götürmeye çalışıyoruz. Bunu ikisini beraber de dengeli götürmeye çalışıyoruz evet. Ya. Buradan en azından bu süreç içerisinde arınma, hı hı. En azından ruh anlamında da
beden anlamında da, şifalanma anlamında da neler yapmak lazım? Bir bunu size sormuş olayım. Çünkü reale döndüğümüzde evet bir virüs kavramı var. Fakat ben şahsi fikrim, hani yakın bir süreç dediğimde ben Nisan'ın sonunu bulmayacak diye düşünüyorum şahsi fikrim. Bir çözüm bulunacak ve normal hayata döneceğiz. Ama bu bir başlangıç olacak ve bunun devamı gelecek. Yani bu virüs gider, öbürü gelir, öbürü gider, başka bir şey gelir. Bir start verildi. Bu biraz önce üst akıl dediğimiz ya da işte şeytani akıl dediğimiz bir yapının tek düze bir insan oluşturma, kontrol altına alma, nüfusu kontrol etme, zihni kontrol etme, bedeni kontrol etme, ırkları, nesilleri kontrol etme anlamında bir sistem başladı. Vardı zaten bu proje, vardı robotlarla, yapay zeka ile falan. Dolayısıyla biz ikisini dengede götürürken ama evde psikolojik sıkıntılar yaşayabiliriz, ruhumuz sıkılıyor, ne yapacağız, yarın nasıl olacak diyebiliriz. Bu anlamda devam edelim. Eyvallah. Bir ben şöyle bir şey söyleyeyim. Dengeyi nasıl sağlarız? Bu sebep, bu sonucu doğuruyorsa, bu sonuç yine buna benzer bir sebep doğuracak. Bu sebep sonuç döngüsüdür. Az önce Güçlü'nün söylediği, yani yeni bir enerji içerisine eski kafayla gireceğiz ve bu yeni enerjiyi de eski gibi yapacağız. Yani bugün Merkür'e de gitsek, yeni bir dünya kursak yine orada dedikodu yapacağız. Yine orada birbirimizi etiketleyeceğiz, yine yargılayacağız. Bu sefer oraya uygun virüsler inmeye başlayacak. Bu kafayı başta değiştirmek lazım. Kafayı değiştireceğiz. Kafayı değiştireceğiz. Tamam. Ne yapacağız? Kafayı topraklanmak, toprak, üst akıl, alt akıl değil. Bütün kimlik ve kişiliklerin aslında özü işaret ettiğini anlatıyoruz sürekli. Artık işaretten hakikate geçmek. Yani teferruatın bittiği ve hakikatin yaşandığı bir bilince geçmek. Ey iman edenler, iman edin noktasında çok ince bir kıldan ince, kılıçtan keskin sırattan geçiyoruz. Bu şeydeyiz. Yani haşir oldu, bir diriliş yaşıyoruz şu anda. Belki kabirlerimizde azap görüyoruz. Kimimiz gerçekten biyolojik azap görüyor, kimimiz psikolojik azap görüyor. Ve kaygılar var, korkular var. Zaten İç dışa, dış içe çevrildi. Yani bilinçaltı patlamaları yaşıyoruz. İnsanlar evlerinde neler... İnsan psikolojisi zaten şu an üzüldüğümüz ve korkularımızın temel sebebi insanlardaki aslında temel olarak ölüm korkusunun tetiklenmiş olması. Ve Rab, yine hani bu noktadan bakmak lazım ama hepimize ölüm korkusunu hatırlatmak suretiyle gerçeklere bakışımızı, olayları değerlendirmemiz aslında zaten var olan ölüm korkumuzun tatbikatı içerisine girdik. Kesinlikle. Bu korku hep vardı. Bu korku olduğu için birbirimize tahammül edemiyorduk. Bak biz burada Hazreti İsa ile ilgili bir örnek verdiğimizde hemen korkuyor. Başka bir şey mi yapmaya çalışıyorsun bize? Budist misin? Üst akıl mı yönetiyor? O mu bu mu? Tahammülümüz yok. Ama Çin, İngiltere, bucusun. Bu etiketlemelerle kendi cehennemlerimizi oluşturduk. Bir de son dönem ve çok bencilliğe bakar mısın? Allah'ım işte şunu, bütün insanlığı korumak var. Bütün mükevvenatın dua etmek. Yani bütün mükevvenat ve bütün varlık. Çünkü senin iz düşümün bu varlık. Artık bu kafayı değiştir ve bunun farkına var. Karşıda yapmış olduğun etiket dolayısıyla sana geliyor. Kınadığın şey başına geliyor. Onu o düzlemde anlamaya çalışman Kova lazım. Kova Satürn'ü de bunu anlatıyor zaten. Ama hala yok mu şu anda da? Yani şimdi ben sosyal medyada... İşte bu eğlenmesini... Siyasete ya da belli ideolojilere girdiğinde hala şucu bucu... Ama bunları da zaten insan aklı üretti. Üretti ama zaman hala. Yani biz üretti. Hani akıllanalım, bir kendimize çeki düzen verelim, kontrole geçelim artık derken bile şu an sosyal medyada baktığımızda tabii bu programlarda bir siyaset konuşmuyoruz ama elbette. Siyaset yapan bazı isimleri ya da ideolojik olarak bakan isimlerin hala işte Avrupa'da bak şu var ama bak biz bunu yapmadık. Şu oldu ama bak sen bizim hükümete bak bunu yapmadı falan gibi. Hani böyle bir şey de var, algı da var ama biz şu an sınavı veren yani vermeye çalışan ve başarıyla yürüten bir ülkeyiz aslında bu virüs kavramına baktığımız kesinlikle. Zaman şu anda. Kesinlikle. Bunlarla beslendikçe bunlar daha da artacak. Neyle beslenirseniz sistem onun cevabını suçladıkça size verecek. Suçladıkça suçlanan konumuna, yargıladıkça yani, yargılanan konumuna düşer. Geçen bir belgesel vardı. Orada diyor ki yaşlıların diyor düşüncelerine ve duygularına dikkat edin. Çünkü onlarda o kadar çok arkeik kayıtlar birikmiştir ki onların kehanetleri ve duyguları, düşünceleri gerçekliği yaratır. Kodladığımızın farkında mıyız? Boşluğu sürekli kodluyoruz. Kulum beni nasıl bilirse ben ona öyle muamele ederim. O karikatür neydi biliyor musun? O karikatür şuydu.
bütün felsefecileri, dini liderleri koymuşlar. Hemşire böyle yapıyordu. Biraz zihni sessizleştirmek. Yani şuna bile, işte bundan dolayı başımıza bu geldi. Siz böyle yaptığınız için bunlar geldi. Bunlar olmasaydı bunlar olmazdı. Biz demiştik böyle şeyleri filan şeklindeki zihinsel dedikodular daha nice virüsleri doğuracak. De iyiyi kötüyü aradan kaldırmak lazım değil mi? Hikmet dediğimiz şey kendi oluşu içerisinde denge. Bak, bu nereden başlıyor ama? Diyor ki Hazreti Ali Efendimiz, Hay kayyum hakem adlum kuddüs. Önce diyor hayat bitiyor. Hayat bittiği zaman kıyam dağılmaya başlıyor. Bu dağıldığında da diyor vermiş olduğunuz hükümler dengeli olmadığı için kuddüs yani arınmışlığınız kaybolmaya başlıyor diyor. Eğer siz toprağı bozarsanız, toprağa bağlı olan biyolojinizi bozarsınız, biyolojinize bağlı olan psikolojinizi bozarsınız, psikolojinize bağlı olan sosyolojiniz ve bir yerden bir şeyler patlak verir. İnsan yediklerine baksın, Allah'ın emirlerini tutamadı, Allah'ın yasasını kullanamadı. Kesinlikle. Hikmetiyle, hikmeti dediğimiz içeride sevgi yani anlayış, dışarıda ise hikmet ve adalet. İçimizdeki sevgi dediğimiz o bütünleştirici bilinçle eğer hikmeti kullanabilirsek, o Uranüs ve Merkür arasındaki kesinlikle denge budur. Bunu kullanabildiğimizde o zaman dışsal unsurlar razı olunan yani Allah onlardan razı, onlar da Allah'tan razı. Uranüs zaten aydınlanmış kamil insan demektir Uranüs. Evet. Onun bir üst oktavında da Satürn vardır ve işin ilginç yanı yine çok terminolojiye girmeden anlatmak istiyorum ama Kova aynı zamanda hümanizmle çok doğrudan alakalıdır ve biz dediğiniz bilinçle çok doğrudan alakalıdır. Mesela yine öğrenciler... Biz bilinci değil mi? Biz ben bilincinden... Güneş orada rahat edemez. Evet. Veya bilinci. Öteki bilincinden öteki, çıkıp... Kesinlikle birlik bilinci. Ben iyiysem, komşum iyi değilse ben iyi değilim. Ya da Afrika'daki adam açsa ben de bundan nasibimi bir noktada alacağım. O yüzden... Burada biraz sadaka zekat konusu orada gerçekten. Orada Afrika'ya yardım yapamasan bile yakınındakilere yardım. Hepimiz artık yapabiliriz. Sistem şunu söylüyor. Konuşmayın artık, yapın. Artık birbirinize fikirler empoze etmeyin ve etiketlemeyin. İçinize zaten o ilham geliyor ve yapın. Ve bu yapma işine de topraktan başlayın. En büyük ihaneti toprağa yaptığınız gibi bedeninize yapın. Tahıl Bey'in kitabını okuyun. Kesinlikle. O glutenin... Canan Karatay'ın diyetlerini okuyun. Bakın o bedenimize neler yaptığını, bedenimizde... Aptallaştırdığını, düşünme mekanizmasını aynen bozduğunu. Kanı nasıl kirlettiğini, yani cennet nehirlerini nasıl kirlettiğini. Sende nice hayvanat olan istidatların, nice meleke olan kuvvetlerini nasıl dengesizleştirdiğini fark ettiğinde insan yediklerine baksın. İnsan yediklerine baksın. Allah'ın emirlerini tutamadı. Sebebi ne? Emirleri tutamamasının yani hikmetiyle yani adaletiyle yani bilimiyle sanatıyla iş görememesinin sebebi yediklerinden kaynaklanıyor. Bu hani çok güzel Fukuha Kanun bir sözü vardır. Çiftçinin yapacak işi vardır. Felsefe yapacak vakti yoktur diyor. Yani felsefe derken hikmet. Elbette. Eğer ayakların yere sağlam basıyorsa... Yaptığın hikmettir. Peki, sağlam basmıyorsa. Çiftçi Allah rızasıyla ekiyorsa, biçiyorsa, üretiyorsa zaten o kendi dinamiğini mürit esmasıyla, üretim esmasıyla ortaya koyuyordur zaten. Onun musavviri de odur. Ve artık bütün o esmaların her birisinin bir bilim dalı olduğunu. Evet. Artık tarikatların, yolların, bilimsel tutumlar, üniversiteler olduğunu ve bunun sanatı olduğunu na geçebilirsek çok doğru. Allah'ın şeriatinin aslında matematik ve fizik olduğunu tam kesinlikle olarak oturtabilirsek, metafiziğin fizikten kopuk değil, efendim öte boyutların ve alemlerin efendim, emin ol o cin dediğin şeyin de şeytan dediğin şeyin de insanın insana yaptığını, doğada bu kadar karışıklık yok. Yok. Ama şehirde baktığımızda birbirimizi ve birbirimizin rüyaları içerisine giriyoruz. İşte bu 5G teknolojisiyle birlikte içimizde öyle titreşimler hologram olarak yansıyacak ki işte kitabını oku deniliyor bize. Eğer biz şu anda 5G'ye geçtiysek ve hızı bu kadar yüksekse ve biz bir radyo istasyonu gibiysek o frekanslar bize geldiğinde beynimizin baskı yapmış olduğumuz enteresan lobları konuşmaya başlayabilir. Hani diyor ya psikiyatran. Eğer diyor eşyalarla konuşursanız bize gelmeyin diyor ama eşyalar size konuşmaya başlayınca burada bir sorun vardır. Ve şu anda Mehdilerin ve İsa'ların bu kadar çok çıkması
ve bana öyle geldi. Ben böyle hissediyorum. Benim hissime göre böyle. Ben öyle manada gördüm. Şeklinde kişisel rüyaların içerisinde, etiketlerin ve yargıların içerisinde kaldıkça, ortak akla, ortak bilince gelmedikçe Müslümanların şöyle dua etmesi lazım. Eğer ki Müslümanlık bir çatıysa, Allah'ım Müslümanları koru. Değil. Allah'ım bütün insanlığı ihtinas sıratel müstakim dediğimiz dengeye getir. Bilimimiz Allah'ın yasası olarak okumadıkça, hani diyor ya Gazi, hayatta en hakiki mürşit ilimdir, bilimdir, fendir diyor ya. Bu olmadığı takdirde biz daha duygularımızda çok reptilyanlarla virüsleri, çok virüslerle dedikoduları, çok dedikodularla da birbirimize ayetlerle saldırır. Ondan sonra da bol bol esmalar veririz birbirimize. Beynimizin belli loblarına böyle yükleriz bunları ve gırtlaklarından aşağı inmeyecekler hadisine muhatap oluruz. Maalesef. Kur'an'ı sadece yatak odamızdaki Kur'an olarak görürsek, bunun bir kainat kitabı olduğunu, bir insan olduğunu, maalesef, Allah'ı göklerde zannedersek, göklerin ve yerin o bilincinin, muhatabiyetinin, duygusunun, sanatının, güzelliğinin, estetiğinin, zarafetinin, anlayışının kendisi olarak göremezsek, o zaman çok cezaya, yani zihinsel yargılamalarla etki tepki mekanizması dediğimiz cehennem zihinlerinde, zihinsel cehennemlerde kalırız. Ve şu anda aslında dünyaya yaptığımız bu. Nasıl ki kanımızda kirli kan akıyor, aynen dünyanın da, ve bu bir karşılık. Kulum beni nasıl bilirse, nasıl yaşarsa, nasıl yargılarsa öyle. İşte kitabını oku. Bu kişisel bir kitap değil, toplu bir kitap ve toplu kitabın içinde biz de kişisel olarak bunu okuyoruz birlikte. Kesinlikle. Bunun içindeyiz aslında yani. Aslında şöyle değil mi? Bir musibet yaşıyoruz ama bu bir bakıma da hayır. Hani her şeyde bir hayır vardır denir ya. Değerlendirebilirsek. Değerlendirebilirsek. Şimdi oradan hemen kaçamayız yani. Bir kalk, bak, bir kendine gel. Şöyle bir şey söyleyeyim. Yani bu bir başlangıç. Bak şöyle bir şey var yani, yasa şöyledir. Kur'an'da da buna ait işaret. Bir kavme diyor bir felaket gelmeden, bir felaket ön artçısı gelir. Orada uslandı usta. Ondan sonra rehavete dalarsa, gaflete dalarsa dedim ya, 26'sından sonra filan rahatlayacağız. Aynen, rehavete mi dalacağız? Tekrar eski tutumlarımız aynı şekilde devam ederse daha büyük gelecek. Hiç uzağa gitme, hiç ummadığımız bir noktada öyle bir şey. Bu anlarımızı unutmayalım. Ya bu bir felaket tellallığı değil. Musibet isabet kökünden gelir. Kula özellikle atılmış bir isabettir musibet. Bunu sezgisel dünyada yaşayan insanlar koronayı belki birkaç ay öncesinden kendi psikolojilerinde yaşamış olabilirler. Mesela uykusuzluk, mesela anlamsızlık, boşluk. Yani o virüsün insanda biyolojik olarak yapmış olduğu etkileri psikolojik olarak kendilerinde yaşamış olabilirler. Fark edebilirler. Onun için bir ay önceden durumuna bak anlamında şeyler söyledim. Eğer bunu değerlendiremezse diyor, o musibeti değerlendiremez, dersini almazsa musibet gazap üstüne gazabı celbeder diyor. Onun Allah'tan olduğunu bilirse tabii rahmete dönüşür. Allah'tan olduğunu bilmezse gazap üstüne gazabı. Ne demek Allah'tan olduğunu bilmesi? Eğer onu bütünselliği içerisinde değerlendirebilirse, doğru okuma yapabilirse. Doğru okuma nedir? Evet, bunun benim iz düşümlerim olduğuyla ilgili bir sorumluluğu üzerime ben alırsam. Sorumluluk satıyor. Sorumluluğu üzerime alırsam ben. Ya bir saniye, ölüm var. Ve bu kadar değer verdiğim şeylerin hiçbirisi, bak çıkamıyoruz yani. Çıkamıyoruz. Kullanamıyoruz, ay, dokunamıyoruz, birbirimize bir şey dokunamıyoruz. Dikkat ettiyseniz yine dini düzlemde baktığımızda, Kabe'ye gidemiyoruz. Gidemiyoruz. Tavaf durdu. Tabii ki. Bakın tavaf durdu. Kapılar kapandı bir şekilde. Geçen şey çok ilginçti. Yani ilginç derken tabii çok üzüldüm de. 100 metre ileride camiye yakınım. 100 metre ileride cuma namazı işte en son. Kılamıyoruz. Şey olan hani yasak değil de hani kılınmaması ile ilgili konuşulan. Geçen haftaki cuma namazı ezan okunuyor. 100 metre ileride cami. Gidemiyorsun. Gidemiyorsun, ibadetine gidemiyorsunuz. Cuma namazı toplu kılınan, yapılan bir ibadettir. Evde yapamazsın onu. Tabii diğer vakitler hani evde kılabiliyorsun ama dolayısıyla hani şunu bile görmüyoruz. Biz işte annemiz, babamız diyoruz. Buradaki işte belli bir yaş üstü insanlar dışarı çıkmasın. Hatta yasak getirildi, cezalar oluşturuldu. Hani şeyde vardır ya, kıyamet zamanı, ahiret şeyde dirilmişten sonra
anne babadan kaçar, o tabii, çocuktan tabii. kaçar, herkes öbürü birbirine ondan tabii. kaçar. Suçlar birbirini. Birbirinden hani herkes kendi evet. derdine düşer ya. Şu anda aynı. Ama anne babanın yani belli bir yaştan sonraysa şey yapamıyorsun. Kesinlikle. Acaba virüs mü bulaştırırım, kesinlikle. Dışarı çıkmasın. Bir hani bir endişe ona var. Kendi endişemiz de var. Zaten o haldeyiz. Bu anlattığınızda çok enteresan bir şey. Cami esması, cem etmek, bir araya gelmek. Biz aslında o kadar fikir, hocamızın da dediği gibi fikirsel olarak birbirimizden o kadar ayrı düştük yeah. ki. Allah da bizden ayrı düştü. Artık birlik bilincine dönemiyoruz. Çünkü cami ne kadar olamıyoruz. Samim, evet, cami olamıyoruz. Ne kadar samimiydik acaba? Dualarımızda, birliğimizde, ibadetimizde, manevi yönelişimizde ne kadar samimiydik? Önce o samimiyete dönmemiz, o ruhaniyete dönmemiz gerekiyor. Bunun için de yine söyleyeceğim, evlerimize tıkıldık. Kendi dünyalarımıza. Çünkü dediğiniz çok doğru. Öldükten sonra annemizden, babamızdan, çocuklarımızdan hiçbir şey değil. Biz tek olarak dünyaya geldik. Tek olarak bu dünyadan evet, göçeceğiz. Evet. Dolayısıyla da kendi kendimize yaşamımız, kıyam kendi etmemiz gerekiyor. Güçlü. Cami dedin, hı-hı. cem dedin. Doğayla bağlantıyı kesince onlar kesin. Başlıyor. Yani güneş, bir biyoritmin içinde yaşıyoruz. Sirkadyen beslenme denen bir şey var. Alkali hı-hı. beslenme. Evet. Sirkadyen beslenme. Lütfen beslenme. Hani bunların tespitlerini yapıyoruz. İsimleri var ama fiilleri nerede dediğinde, her şeyden önce gerçekten beden çok bir tohumdur. Ve bu bedenle başlıyor her şey. Hı hı. Bedende cem kaybolunca maalesef dışarıya da yansıması bu şekilde oluyor. Evet. Çok çok önemli. Bir de biz çok tabii son dönem kendim için de etrafımızda gördüğümüz tabii. insanlar hepimizin gözlemleri var. Hı hı. Çok haddi aşmadık mı? Yani şöyle bakıyorum, artı çok fazla egolarımız ön planda. Kibir, Allah ön planda, şımarık ön planda şımarırım. Hani şunu anlıyorsun iki evet. dakika sonra yani ne iki dakika anlık nefes gitti mi öldü gitti. Bunu görmüyorduk. Kanaat. Hani yani nasıl diyeyim, kainata baktığınızda küçücük bir hani küçük bir zerre bile hani yukarıdan baktığınızda değilsin. Ama öyle bir kibir, öyle bir ya ben yaptım, ben haşa yarattım Esa. Durumuna gelmedik mi daha düne biraz kadar? Biraz öyle aslında, şöyle bir şey var. Boyumuzun zaman ölçüsünü aldık. İnşallah. ile ilgili aslında. İnşallah. Şöyle bir şey var. Aynı zamanda psikoloji okuduğum için çok net bir şekilde şunu söyleyebilirim. Ego sağlıklıdır. Bizler ya itte kaldık ya süper egoda kaldık. İtte kaldık. Bir çocuk gibi her tutkularla aslında istemediğimiz şey olduğumu tepinmeye başladık. Süper egoda kendi muhafazakar yapımızda her şeyin üstünü örtmek suretiyle her türlü yanlışımıza kılıf bulduk. Sosyolojik düzlemde de baktığımızda. Evet, evet, evet. Egoda kalamadık aslında. Dolayısıyla kendi bencil dünyalarımız içerisinde toplumcu değil bireyci, aslında bireyci olmak gerekir ama bencil bir bireyci olarak hareket etmeye başladık. Aslında gene işin özü, yan komşumuzun acısına da ortak olamadık, bilemedik, düşünemedik. Hümanist, evrensel, insan özgüsünde ve örgüsünde düşünemediğimiz için de tamamen aslında cehennem bilincinin içine düştük. Yani bu şey gibi, bir cumadan çıktığımda bu örneği anlatmak istiyorum. Ayakkabılarımızı giyiyoruz. Bir tane kedi bir amcanın ayağına şöyle sürtündü. Amca da böyle ayağıyla itti onu. Muhtemelen içeride biz sona kadar kaldığımız için bayağı bir dua ettiğini tahmin ediyorum. O duasının icabeti muhtemelen Venüs'tü. Biliyorsunuz cuma saatleri de Venüs'tür aynı zamanda. Cuma Venüs günüdür. Dolayısıyla belki de ayağına sürtünen o kedi onun duasının cevabıydı ama biz işte bu incelikleri ve nüansları hayatımızda göremediğimiz için çok yüzeysel ve putlaştırarak sadece Allah kavramının bütünselliğini algılayamadan sadece putlaştırdığımız bir sisteme inanmak, dua etmek sisteminde hareket ettiğimiz için duamızın cevabının belki ayağımıza sürtünen bir kedi, önümüze çıkan bir çocuk, bir karınca yuvasını ezmeden yürümek veyahut kapı komşumuza pişirdiğimiz bir kap tarhanayı paylaştıramadığımız için, bunu düşünemediğimiz için, belki bize günaydın dediğimize cevap vermeyen, asansörde inerken bir komşumuza neden canın sıkkın bir gel bir konuşalım diyemediğimiz için
Aslında biraz da bu kendimizden kendimize bir yansıma. Aslında bütünsel Allah bilincinin bir noktada bize yansıması. Bağırsak beyinde aslında hocamızın da anlattığı gibi bu noktayı işaret ediyor. Astrolojiye de bağlarsak bunu, tamamen oğlak enerjisini anlatan dünyevilik, bedensellik, sürekli aynı şeylerden mutlu ve haz duyma, artık bilgisayar veya teknolojinin hayatımıza çok fazla hüküm sürmesi ki Satürn kovaya geçti. Satürn klasik astrolojide kovanın yöneticisi olmasına rağmen, ha bu ne demek? Klasikte evet, ama ben Uranüs'tür asıl yöneticisi. Dolayısıyla biz şu an kovanın karanlık çağını yaşayacağız. Belki hepimiz bunu öğrenmemiz gerekiyor. Hocamızın o denge unsurunun dediği gibi elimizde bilgisayar programlarımızı, teknolojiyi, bilgiyi ve ilmi öğrenmek, kendi hayatımıza musavvir yani yaratım enerjisini ortaya koymak, iyi ve vicdanlı insan olabilme potansiyellerini kullanıp elimizdeki tabletlerimizle belki bahçelere çıkmak, tohum ekmek, yeni insanlarla tanışmak, bilgiyi paylaşmak noktasında değerlendirmemiz gerekir. Ama Satürn kova, bence Satürn burada biraz kısıtlayıcı bir enerji getirecek. Ya çok teknolojinin içine dalarak insani yeteneklerimize arkamızı döneceğiz. Ki burada işte bir silkeleme ve kendine gelme sistemi ortaya çıkacak. O, ben yani biraz tabii kötümser söylemiş olacağım belki ama söylediğiniz hı-hı. şey işte komşumuza hayırdır ne oldun gel konuşalım. Hı-hı. Örneği işte diğer komşumuza bir tas yemek götürelim. İşte sokakta gördüğümüz hı-hı. o hayvan acaba niye bir dua ettik de ondan mı? Ya da başka bir şeyin tezahürü mü? Diye hani bakmadığımız diyorsunuz ya. Hı-hı. Bir de biz sirkelenelim. Bak bunları yaşadık buraya doğru geldik diyoruz ya. Şahsi fikrim daha da kötüye gidecek bu. Yani şundan dolayı. Biz bunları evet yapmadık. Bir şeyler yaşadık, ayrıştık, birçok insanla kibir girdi araya, başka şey, ama yarın bu virüs gider, başka bir şey gelir, bir normale döneriz, ama biz bunları unutacağız, yine yapmayacağız. Evet. Ve yeni gelen sistem daha fazla yapmamamız için geliyor şu anda. Dijital işte burada sistem artık telefonlara bağımlıydık, hatta bir kafeye gittiğinizde priz neredeyse yanına oturuyorsunuz. Doğru mu? Doğru. Şimdi artık daha hani steril olsun düşüncesiyle hı-hı. bu sefer her şey buradan gitmeye devam edecek. E-ticaret siteleri daha fazla, yani sosyal medya paylaşımları, ticaretimiz burada, her şey burada. Hatta işte bu aşıyla ilgili şu an konuşulan şeyler nedir? Çip teknolojileri, işte vücuda takılan tırnak içerisinde sana faydalı olacak bu. Neden? İşte senin kan dolaşımını da biz buradan görelim. İşte şekerin var mı ona da bakalım falan tarzında. Yani sizin robotlar belki. Biyolojinizi sözde hani hı-hı. kontrol altına almak için verilecek. Kovan dolaşım sistemiyle de seve seve de koşa koşa da biz bunları taktıracağız vücudumuza. Ama taktığın zaman artık transhumanizm denilen işte yarı insan, yarı robot, işte vücudumuzun bazı işte azalarına takılan maddeler, robotsal sistemlerle beraber işte bağlı olduğumuz bir dijitalizmle beraber artık daha fazla soyutlayacağız kendimizi evet. bu insanlıktan, iyilikten, yardımlaşmadan. Böyle filmler yok mu? Bağlanmış adam kendi bio robotu hatta, dışarıda. Hatta sizin bu şu anki yaşadığınız dünya gördünüz mü? Bakın virüsler var. İşte ne var? Katliamlar var, savaşlar var. Ben size başka bir dünya sözde tırnak içerisinde haşa yaratayım. Tak şu sanal gerçeklik gözlüğünü. Evet. Bak tak. Onunla ben Kubilay'la da görüşeyim, işte güçlü hocamla da görüşeyim ama bana bir zararı da gelmesin. Annemle de orada görüşeyim. Gitme, virüs var. O zaten 60'ın üstünde yaşı, daha fazla sıkıntı yaşıyor evet. Biyolojik olarak da. Ticaretimi de burada yapayım. Böyle bir dünyaya gidiliyor. Vücudumun kontrol edildiği. Para zaten, kağıt para yok zaten. Dijital kripto paralar. Bu gelişmeler en az bir aslında bir
100 yılımız var. Uranüs'ün biraz daha başka... Yok hocam, o kadar yok. Çok yakın bir zamanda artık. Bu kadar ileri seviyede ya bu biraz önce şu konuştuğumuz virüs ya da işte kripto paralar ya da çip teknolojisi. Evet. 2023'e kadar siz net bundan şekilde. İki ay önce konuştuğunuzda onda da birisi gelip hocam olur mu en az 15-20 sene var derken iki ay sonra konuşur olduk. Tabii zaten Uranüs etkisi, Uranüs bu paranın bir sonu. Solcan gübresi yapsak. Şimdi ben çok seviyorum. Neyi biliyor şunu musun? Sorayım. Ben yukarıda şunu dedim ya. Yani bir 30'a kadar insanlar şey var diye. Büyük şehre gideyim, para kazanayım, işte kariyer yapayım, o plazalar falan. Hani sizin böyle bir şeyiniz var. Evet. Ama 40-45'ten sonra da ya ben bir güneye gideyim de bir toprak şöyle bir 100 metrekare soğan, ya geçen domates. Bizim ekipteki arkadaşlara toprak ben söyledim. Bu topraksız tarım ne kadar güzel bir şey. Muazzam. 10 metrekare alanı 100 metrekare şey yapabiliyorsunuz. Ve öyle sistemler, dolaplar yapmışlar böyle. Bir araştırsın insanlar, topraksız tarıma baksınlar. O kadar çok gıda atıkları var ki mutfaklarımızda. Yani bunları tasnif bile etmiyoruz. Tabii. Bak çok basitten başlayalım. Yani. Çok basitten başlayalım. Biyoniye falan gidiyor ya. Çok basitten başlayalım. Siz bana bir adım gelirseniz ben size 10 adım gelirim. Kesinlikle. Yani çok uçuyoruz, afağa gidiyoruz ve bu söylediklerimizle de aslında yaratmaya da başlıyoruz. Yönünü çevir, yönünü Allah'a çevir. Tabiatullah'a çevir, Rahman'a çevir. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanın. Allah'ın yarattığı gibi yaratın. Korkularınızın, endişelerinizin veya zanlarınızla yaratmayın. Realiteyle yaratın, ayakları yere bassın. Belediyeler ne yapsın biliyor musun abi? Apartmanların altı var ya, bütün apartmanın o atık maddeleri eğer ki o altta bir solucan gübresi olsa biz toprakla helalleşsek, bedenimizle helalleşsek, o zaman bu manyetik alanlar, Dark City gibi karanlık şehir filmini mutlaka izleyin. O manyetik alanlar bizi, o manyetik alanları da bizim korkularımız yapıyor. Bak senin bu söylediğin şeylerin her birisi bunlar, evet abi doğru mantık. Şu anda kaç kişiyi etkiliyoruz biz burada? Kaç kişiyi bu araştırmaların içine sokuyoruz ve kaç kişinin zihninde bunlar hayale dönüşüyor? Yönünü Allah'a çevir, gölgeye çevirme. Bu manyetik alanlar ancak ve ancak adalet dediğimiz denge ile hikmetle kullanıldığında bize hizmet eder. Biz cin, şeytan yaratmayalım, oluşturmayalım. Hüddan ve hadim ve ruhani oluşturalım. Manyetik alanlar onların plasentası gibidir. Evet. Korkularımızı kodlarsak cinlerle, şeytanlarla muhatap oluruz. Kesinlikle. Ama dengelenmiş insan modelinde sevgimizi kodlarsak o zaman yeryüzü cennet olur. Melekelerimizin hayatlanmış halini yaşarız. Bu da çok önemli. Hocam, ne ekerseniz onu biçersiniz. Bağırsak zaten zannedersem son 15-20 dakika bir şeyimiz kalacak. Evet, hızlı geçti. Sevgili seyirciler, bir aramız var, sonrasında buradayız. Evet. Evet efendim, sebep sonuç devam ediyor. Şimdi zaten vaktimiz az. Reklama gitmeden önce o hani belediyelerin en azından apartmanların altına solucan. Satürn tam solucan değil mi? Çiplikleri dediniz, iş başka bir yere gitti. Onu belki tekrar bir yerlere gitsin anlamında söyleyebilirsiniz ama bu yeni dünya düzeniyle artık yeni bir oluşumla New Age akınımı dersiniz, öbürü başka bir şey der. Biz dijital çağdayız aslında, ona giriyoruz. Dijital çağdayız. Mahvettik. Evet. Türkçesi bu. Dolayısıyla ekran başında izleyicilerimiz de tabii hani artık sosyal medyadan, YouTube'dan, ekranda, televizyondan, işte Sağlık Bakanımızdan, Cumhurbaşkanımızdan, devlet yetkililerinden bir şeyler duymak istiyor. Ne zaman, ne olacak? Tabii bu şu an biz hani yetkimiz dahilinde olan bir şey değil. Ama en azından moral, motivasyon, evde yapılabilecek arınma, şifa gibi tırnak içerisinde
birer söz vermiş olayım, sonra zaten kapatacağız. Ben az önce söylediğim şey bu hakikaten toprakla helalleşmek, bedenle helalleşmek ve bu gıdaların yeniden ekolojik, yeniden bu döngü, cami ekolojik sistem kesinlikle döngüdür. Yani ondan geldiniz, ona döneceksiniz. Topraktan gelip toprağa dönmek ve biz bunu sağlıklı yapabilirsek duygusal bağlantılarımız kesinlikle ve sanat bağlantımız tam olmaya başlayacak. Yerde ne ekerseniz gökte onun meyvesini alacaksınız. Hayatı duymak, tecrübe. Aynen öyle. İnsan yediklerine baksın manasında. Yani bu... Ne yiyelim mesela? Yani neler bir kere alkali beslenmeye geçelim. Mesela? Tahıl Bey'in kitabını, PDF'ini bulursunuz. Şu ekmek, gluten olayları. Hı hı. Ve lütfen çocukların kantinlerindeki o... Bir kere... Sağlıksız karbonhidratlardan bak, Hazreti İsa Aleyhisselam bir yerde diyor ki... Mabedin temiz olmadan Allah'ın melekutu sana inmez diyor. Mabedimiz bedenimizdir. Ve bizim karaciğerimiz kesinlikle daha önceki problem. 500 tane vazife yapıyor. Yani orada 500 esma işliyor. Kesinlikle. Ve bu organların her işe Satürn, karaciğer. Tabii. Mide şu bunların biz karaciğer arızalanması olunca oradan Satürn bizi dengeleyecek. Aslında ağır bir şekilde de dengeleyecek. Yapmak istiyorum. Evet. Venüs'le de ilişkilendirilir aynı zamanda karaciğer. Tabii. Hı. Venüs de hazlarla çok ilgili. Evet. Zaten besin ve gıda almak bir şekilde karaciğerle çok ilgili ama Venüs'ün ilişkiler ve bir arada olmakla ilgili alanı varken dualitesinde öfke vardır. Uzlaşamamak vardır. İşte biz uzun süredir kendimizle olan uzlaşılarımızı kaybettik. Ama öncelikle bedenimizin ihtiyacı olan şeyleri bedenimize almamız gerekiyor ki bu noktada ben de Ayidin Salih'in mutlaka kesinlikle İtik Şifa'nın izinde kitabına hep seminerlerde, eğitimlerde, danışmanlıklarda her zaman dile getiriyorum. Mutlaka okusunlar. BBC'de belgeseli olan bir hanımefendi zaten her şeyden önce vefat etmiş. Allah rahmet eylesin ama kitabını mutlaka okusunlar. Dolayısıyla o bedenle tekrardan ilişki kurmayı çok birazcık şerri bir noktada anlatıyor. Belki biraz katı bir dille anlatıyor ama bugünlerimize de ışık tutan bir anlatım biçimi var. Bir hekime olarak, bir İslam hekimesi olarak çok güzel anlatmış. Kesinlikle. Aynı o minvalde bir kitap daha var. Profesör Doktor Mikail Tombağ'ın 150 yıl yaşayabiliriz diye. Evet. Orada da yine omurgayı, nefesi, karaciğer arınmasını, evet, bedendeki kireçleri sökmeyi, ondan sonra işte beyni arındırmayı, bak bunamalar, beyin, hastalıklar. Ya. Bütün bunların hepsi aslında insanları hapsetmeyle alakalı. Kesinlikle. Ve gerçekten burada şeriatteki, Allah'ın yasasındaki her bir hükmün de bir bilimsel tarafı var. Bilimsel tarafını ihmal etmeden namaz dediğimiz o salat, bağlantılar yani göksel o sabah namazı, öğle namazı, ikindi, çok akşam, önemli, yatsı ve teheccüd. O sirkadiyen dediğimiz o döngüye göre de beslenirsek, hı hı, ve o döngüye göre de o hareketleri, namazı gerçekleştirebilirsek, o motivasyonda olabilirsek eğer ki, hı hı, hakikaten üst akıl o zaman düşecek. Yani ihmal edilmiş olanlardan dolayı bunlar musallat oluyor. Bunlar da Allah'ın vazifelisi. Yani bir şey boşuna gelmiyor. Bir şey eklemek istiyorum astrolojik düzlemde gene. Satürn ve şu an yaşadığımız döngü aslında direkt B vitamini ve D vitaminleriyle doğrudan alakalı. Evet, biz bu işin uzmanı değiliz elbette ama ben en azından astrolojik düzlemde söylüyorum. Ama onlar biraz artık ısınmaya gidince bir güneş elbette enerjisi. Tabii mutlaka bu kontroller yapılabilir. Kesinlikle. Güneşle yeniden. Çünkü Satürn iyice soğutacak vücudu. Bedenimizi soğuk, hepimiz için geçerli bu. Yaşlanmayla, yaşlılıkla çok çok ilgili, kemiklerle çok çok ilgili. Evet. Dolayısıyla da mutlaka yine doğala dönerek, belki hayvansal gıda tüketmekten de ziyade, ne bileyim, aynen, bu ilik suları, biraz anne usulü, hani ninelerimiz usulü beslenmek, paça çorbası içmek, ne bileyim işkembe çorbası içmek, daha doğal, bunun için sarımsağıdır, şeydir. Bunlar hep Satürn'dür bu arada. Aynen. Enteresan. Zaten kokacağımız da kimse kalmadığına göre bunlarla beslenmek. Zaten sosyal bir izolasyon söz konusu. Bunlarla bedenimizi arındırmak çok çok iyi gelecektir astrolojik düzlemde. Bir de şöyle bir şey var. Ben onu da söylemek istiyorum. İnanmayabilirsin. Beni de ilgilendirmiyor. Hı hı. Hani ben manevi anlamda, evet, bakıyorum. Bir yaratılış var. Programın en başında, ilk, eyvallah, dakikada, hı hı, konuştuğumuz bir yaratılış var ve bir yaratan var. Şüphesiz. Ondan daha iyi bilmiyoruz. Eyvallah. Doğru mu? Doğru. Bizi o yarattığı için
diyor ki şunu yap, şunu yapma. Evet. Senin için fayda olan evet. bu değil. Hı-hı. Dolayısıyla bu süreç içerisinde hani evdeyiz ya, kapandık ya artık böyle. Ne yapabiliriz? Ne yapacağız, ne edeceğiz, yarın ne olacak, iş ne olacak falan derken bir de şeye döndük, temizliğe döndük. Steril olalım. Ellerimizi zaten temizleniyorduk ama işte onu ben şimdi abdest kısmına girince aa bak şuna bak hemen abdeste geldi yobaza bak hı-hı. gibi mevzularda gidiyor ya umurumda bile değil. Benim inancım bu. Hı-hı. Ve ben açık açık da şunu diyorum. Hatta bu akşamdan itibaren şu an programı izleyen izleyicilerimiz ya da daha sonra YouTube'da denk gelir izlerler. Ne zaman izlerlerse problem değil. Programı son zaten biraz söz vereceğim ama en sonunda ben de şunu söylemiş olayım, fikrimi söylemiş olayım. Abi bu akşamdan itibaren şu elleri bir başına ellerinin arasına bir alsınlar. İster istemez. Tamam. Alacaklar. Ben kimim? Ben kimim? Söylüyorum ben. Hatta 3 saniye sonra ne olacağının garantisi yok. Ölüm var. Ölüm. Aynen öyle. Bunun çözümü var mı? Yok. Yok. Ruhu çözebilen var mı? Yok. Güzel. Çiple onunla bununla sen yaratılanı taklit ediyorsun. Yeni bir şey. Hani elbette. İnsan 2.0 projesi var ya Allah'ın yarattığı. Biz bak robot teknoloji bilmem ne. Şöyle bir dünya önemli. Yok. Evet. Bir dijitalizme gidiyor ama bir yaratılış var. Allah'ın bir kuralı var. Sen hı. tuzak kurarsın ama tuzak kuralların en hayırlısıdır. Onun da bir planı var ve bir tuzağı var. Dolayısıyla kafanı bir ellerin arasına al. Ben kimim? Nerede haddi aştım? Ne yaptım? Ailem, yaşadığım, yaratıcıma karşı davranışım, kulluğum, bir bunu gözden geçir. Bir itirafta ondan sonra bu virüsten sonra ne yapılır ona bak. Ben samimiyetle bir itirafta bulunabilir miyim? Ben nerede hata yaptım biliyor musun? Son 5 dakikamız. Söyleyeyim mi? Tamam. Dinin o kadar çok kavramlarına ve felsefesine girdim ki bilimi ihmal ettim. Evet. Allah'ın şeriatini, bilimini ihmal ettim. Evet. Ben bir zooteknistim. İçimdeki psikolojik hayvanları ıslah etmeye çalışırken dışarıdaki hayvanları da birazcık dışarıdaki hayvan dedim. Gerçekten mesleğimi yapsaydım şu dini konular ve manevi konular şu anda bana kendi dünyamda söylenen, kendi hissettiğim şey artık bunları bırak, bu dosyayı kapat ve bilime dön, matematiğe dön, evet. fiziğe dön, toprağa dön. Artık bu konuları konuşma, otur. Üretim yap. Adam gibi üretim bir şey yap. Şuna, üretim yap. Bak şu solucan gübresi projesi. Evet. Şu topraksız tarım projesi. Ben arkadaşlara diyorum ki artık arkadaşlar bana böyle Esma'yla falan gelmeyin diyorum. Esma'yı yaratalım fiiliyat artık. Olarak. Fiiliyata, kavli duadan fiili duaya geçelim. Söyledim. Aynı yere geleceğiz. Sen zaten özüne döndüğünde, sen yaratıcıya döndüğünde elinde bir kaynak var. Diyor ki oku. Kesinlikle. Zaten bilime döneceksin. Bu kadar. Zaten araştırmaya döneceksin. Kesinlikle. Sanata yani, döneceksin. Nasıl? Sanata döneceksin. Yani bunu sen yapmaya başlayacaksın. Bir şartıyla ama biz şekilde takıldık. Kesinlikle. Şekille beraber hiçbir şey yapamadın. Kesinlikle. Eline güç geçiren diğer hak batıl savaşından bahsediyoruz. Ön plana çıktı. Zaten dünyayı yönetmeye başladı. Evet. İnsan elinden bir şey gelmiyor. O yüzden diyorum sen yaratıcıya dön. Zaten ilme bilme döneceksin. Hı hı. Belediyeler kaldırımlarımızı ve asfaltlarımızı inşallah belli standartlarda yaparlar. Çünkü müminin önünden yapalım. Bir taşı kaldırsan diyor sevabı var. Bugün Müslümanların en iyi asfalt yapan kesinlikle. Mühendisleri, en iyi mimari, mukaddir esması, musavvir esması, müzeyyin esması, müdebbir esması. İşte bu esmaları şehirde, mimaride görelim yani. İç basınca bir bakalım yani. Bir de Satürn'le ilgili bir ekleme daha yapalım. Tabii ne kadar var yönetmenim? Son sözlerinizi alıp kapatacağız. Satürn'de çörek otuyla ilgilidir. Çörek otu bir tatlı kaşığı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin her sabah aç karnı kullanılmasına süper. Önerdiği bir şeydir. Nasıl tekrar? Satürn çörek otuyla ilgilidir aynı zamanda. O yüzden tadı acıdır. Ama her sabah Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin önerisidir. Bir tatlı kaşığı herkes tüketebilir. Çok da Satürn'ünü dengelemiş olur. Bu bir hakikattir, nettir ve bir bilgidir. Aynı zamanda ölüm korkusu dediğiniz için şuna da değinmek istiyorum. Öleceğimiz zaman dilimi belliyse doğumumuz gibi. Zaten burada korkudan arınarak ne yapabilirim noktasında çözüm üretmek lazım. Bir de mutlaka salavatla, Muhammedi bilinçle, çünkü biz sahabe döneminde yaşamıyoruz. Bizi evinde izleyenler şu an mutlaka bir şeyler de bekliyorlar. Bu noktada da bir şey söylemek istiyorum. Muhammedi bilinçle bir araya gelerek gelebilmemizin en büyük önemi bu frekanslar diyoruz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölmesine rağmen beyni hala enerji düzleminde yaşıyor. Adı şu anda
Aynı zamanda İstanbul'un fethi de gerçekleşiyor belki aynı anda. Kuantum düzlemde. Şehitler için de. Tabii öyle ki deneyin, şehitler ölmez. Tabii ki. Siz bilemezsiniz. Kesinlikle. Dolayısıyla da salavata ağırlık verilmesini kesinlikle öneriyorum. Bizim şu an dostumuz, selam edecek kişinin Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz olması lazım ve tövbe istiğfarla beyin enerjimizi, yine Peygamber Efendimizin önerisi bunlar, beynimizi temizlememiz, negatif enerjilerden, günah tırnak içinde denen, üzerimize yapışmış negatif enerjiler olabilir, düşünce artıkları olabilir, bunlarla birlikte bu enerjimizi arınmalarla temizlememiz çok çok güzel ki Ramazan ayıyla birlikte, ki 26 Nisan'da biraz buna evet, tekabül ediyor. Oruçla temizlenmeyle ve arınmayla inşallah ülke olarak ve dünya olarak inşallah büyük bir refaha kavuşacağız. Hocam son sözünüz. Bir dakika var, kapatıyoruz. Çörek otu yağı çok güzel söyledin. Çörek otu. O zeytinyağı da aynı şekilde. Evet. Ben de sabahları. Hint suresinde aynen geçer öyle, zaten. İncire ve zeytini aynı şekilde. Hakikaten salavatlar ve özellikle de Allah'ın koymuş olduğu hükümler ve namaz dinin direğidir. Dinin direğidir. Bu anlamıyla eğer ki biz işte bu dinin direğini zaten o bütün hepsini cem ediyor. Onu tam kendi dünyamızda gerçekleştirebilsek dediğim gibi. Bakara, Tin, Maide ve İnşirah sureleriyle kesinlikle Maide sureleri, Tin sureleri, Bakara diyor zaten surenin kesin. Mutlaka bunlara bakarak da biraz okusunlar. Evet. Bütün Kur'an'ı da bir okumaya niyet etsin. Hepimiz tekrardan gözden geçirelim. İnşallah. Ey iman edenler iman etsin inşallah. Fiili dua, kavli dua dengesi içerisinde. Duygu ve akıl dengesi içerisinde. Dişiniz ne oldu diye mesajlar. İnanılmaz bir diş ağrısı var. Hani şu an duruyorum ama aralara girip unutmaya çalışıyorum konuya girip böyle ama inanılmaz bir diş ağrısı var. Üst üste içtimemle ağrı kesicileri kesmedi. Bakalım ne olacak. Araştırmacı yazar Kubilay Aktaş. Çok teşekkür ederim. Hocam sağ ağzınıza sağlık. Yakın bir zamanda zaten çok talep geliyor. Yine davet İnşallah. Edeceğiz. Ramazan'da belki bir program İnşallah. Yapabiliriz. Astrolog, yazar Güçlü Metin. Aynı çok şekilde yine beraber belki bir program yapabiliriz. Evet, başım hatta şey yapalım mı? Kubilay Hocam'ın dediği gibi ülke kesinlikle haritaları, liderleri, komite başkanımız, devlet beyin ya da diğer siyasilerin, bakalım. Dünya genelinde liderlerin haritaları belki. Siyaset çok uzak durduğum bir konu. Çok ilgilendiğim bir konu değil ama mutlaka bu dediğiniz çok doğum haritaları. Kesir doğum haritaları üzerinden ne yapılabilir yaparsak bakarız. Evet, siyasi liderlerin haritaları. Evet, sevgili seyirciler bu arada tabii... Program yarın YouTube Sebep Sonuç kanalına yüklenmiş olacak. Yine akşam 8-9 gibi kısmet olursa ama sizden destek bekliyoruz. Kanala abone olursanız videolarımızı... Çok özür dileyerek Tin, Maide, Kehf ve Bakara sureleri. Ne olur bunları özellikle bugün bu programı izleyen herkes bir okusun. Ama Türkçe mealinden anlayarak önce. İnşallah. Ben de bir film söyleyebilir miyim bir tane? Tabii bir film hocam. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Rüzgarı dizginleyen çocuk. Peki. İmkansız ben nasıl imkan da aynı. Lucy, Black Mirror ve mutlaka Netflix'i bir tekrardan izlesin. Ben bir şarkı da söyleyeyim. Bir şarkı da söyleyeyim. Sevgili seyirciler programın sonuna geldik. Haftaya başka konu ve yine konuklarımla inşallah burada olacağız. Görüşmek üzere. İyi geceler. İyi geceler. Eyvallah.